Evet, kıymetli basit mensupları, daha belki uygulamalarla ilgili bazı olmayan işler yapmış şu anlamda, yani devletteyken küspeyle ilgili bir sıkıntısı olmuyormuş üreticilerimizin. Fabrika yöneticileriyle görüşülmüş, bu problemlerin çözülmesiyle ilgili istişare yapılmış. Sayın Valim'in de bu işte bilgisi varmış. Dün geldi bizimle istişare yaptılar. Biz de kendileriyle istişare yapıp basınla da bu şeyleri, problemleri paylaşıp bu işin takipçisi olacağımızı bildirdik. Dediğiniz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Unuttum seni. Çünkü şu anda bu yeni firmayı da suçlamamak lazım. Onlar da yeni başladılar. Belki noksanlıkları vardır ama şu anda onları gidereceklerini söylediler. Giderdikten sonra hiçbir sıkıntı da olmayacak. Bu arada çiftçiler de rahat etmiş olacak. Fabrikanın devrolmadan önceki çiftçiler sıkıntıları vardı. Pancar ekiciler daha doğrusu. Bununla alakalı biz Pancar Ekiciler Kooperatifi'nin birkaç defa kapısını çaldık ama bir türlü sonuç alamadık. İlgilenen dahi olmadı. Hatta yönetim kurulu başkanıyla görüşemedik. Bununla alakalı bir stresim şeyimiz var. Şu anda buradasınız, birliktesiniz. Bu saatten sonra, bu dakikadan sonra Pancar Ekiciye nasıl bir katkı sağlayacaksınız? Onların arkasında duracak mısınız? Nasıl bir çalışma anlayışıyla devam edeceksiniz? Şimdi bakın, her şeyden önce ben de çiftçiyim, ben de pancar ekiciyim. Yani onların dertleri bizim dertlerimiz. Ha, ilgilenmedik, bulamadık demenizlerine katılmıyorum ben sizin özellikle. Yani basının beni, ilk defa ben sizle karşılaştım. Hasan Bey'le defalarca karşılaştık ama sizlerle ilk defa. Aransa mutlaka bizim yetkililer arasında şey yapan. O zaman sizin yönetim size ulaşmış. Yönetim biz, benim. Yönetimde biz, ben varım. Yönetimin başı benim. Sadece ben değil, 4-5 gazete ve televizyondan bir defa Faruk Bey de şahittir. Onunla birlikte de geldiğimiz olmuştur. Telefon açtığımız olmuştur. Kartlarınız verildi. Aradık, ulaşamadık. Bununla alakalı bir... Benim 7/24 açık telefonlarım. Onda bir yanlışınız var. Peki bir şu anda özel sektörde evet. Ve pancar ekicilerinin sizin gibi sendikalara ihtiyaçları var. Nasıl bir çalışma yürüteceksiniz? Nasıl bunlarla alakalı sıkıntıları dile getirip de çözüm noktasında bir şey bulacaksınız? Bakın, tüm yetkililerle görüştük. Yani ilgilenmedik derken biz tüm yetkililerle görüştük. Bir ayağımız Ankara'da, bir ayağımız Erzincan'da oldu. Yani bakın, ben hiçbir dönemde 3 yıldır bu kurumun şeyindeyim, başındayım. 3 yıldır fabrikaya uğramadım. En fazla bu yıl gittim ben. En kötü ihtimal 150 defa gitmişim. İlgilenmedim, görmedim, gelmedim demeleri ben kesinlikle katılmıyorum. Kesin ve kesin katılmıyorum. Yani bizim günübirlik aşağı yukarı ve gece gündüz bırakın şeyini, günübirlik gelmiş fren fazla oradayız. Küspeyi alamadım oradayız. Küspeyi az verdiler oradayız. Kimliğimizi şey etmedi oradayız ama yetkililer inanın her telefonumuzda da mutlaka bize yardımcı olmuşlardır. Yani ben şunu diyorum, devletteyken daha teslim etmemizde sıkıntılarımız vardı. Bu sene öyle bir sıkıntımız da olmadı. Hani bunlar nereden şey diyorsanız onu da bilmiyorum yani. Değerli basın mensupları, dün tarihi itibariyle Sayın Valimizin başkanlığında valilik toplantı salonunda şeker fabrikasıyla ilgili konuları görüştük. Bu toplantıda Albayrak grubunun yönetim kurulu üyesi, fabrika müdürü, Erzincan Ziraat Odası ve Pancar Ekicileri Kooperatifi bulundu. Burada üreticilerimizin sorunlarını gündeme getirdik. Alacağımız olan 3. pancar söküm avansının ödenmemesi ve üreticilerimize ödenen küspe istihkakının %10'unun ortalama verilip geri kalan kısmının da verilmediğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Burada yaptığımız görüşmelerde pancar avansının en kısa sürede bu hafta içi ya da önümüzdeki hafta içi üreticilerimize ödeneceğinin sözünü verdiler. Diğer hususta yaş küspe bedelini, istihkakımız olan küspe bedelini de bu yıl itibariyle küspenin verilemeyeceğini, çünkü alan firmanın küspeyi, üreticilerimiz hakkı olan küspeyi sattıklarını bildirdiler. Bu sene üreticilerimize küspe vermeyeceklerini ama 100 liradan bu küspenin bedelini, bunu da 2 hafta içinde üreticilerimizin hesaplarına yatıracaklarını bildirdiler.
Önümüzdeki yılda böyle bir sorun olmayacağının sözünü bize verdiler, Sayın Valimize de. Görüşmelerimiz bu yönde gitti. Biz üreticilerimizin hakkı olan pancar avansının ve yaş küsbe bedelinin de takipçisiyiz. Erzincan'da üreticilerimiz taahhüt ettiği 240 bin ton pancar taahhüt edilmişti. 12. ayın 5'i tarihi itibariyle 230 bin ton pancar kantara giriş yapmış. Yani %5 gibi bir yanılma payı, o da mücbir sebeplerden dolayı %5 yanılma payı gayet normal bir şeydir. Bunun standardı %10 yanılma payıdır. Üreticilerimiz ürünlerini güzel bir şekilde teslim ettiler. Bizim tek sıkıntımız burada pancar avansının geç verilmesi ve küsbe istihkakının verilmemesi. Küsbe istihkakında bu yıl %10'unu verdiklerini söylediler ama diğer %10'unu veremeyeceklerini ifade ettiler. Geri kalan %10'un kısmının da bedellerini bankaya yatıracaklarını söylediler.